Merhaba, bir Haftaya Bakış videosuyla daha karşınızdayız. Bugün yine Cuma günü, Haftaya Bakış yapacağımız bir gün. Fakat bugün Haftaya Bakış'ı uzun bir hafta oldu. Bununla ilgili çok veri topladık. Fakat yaşadığımız, dün gece yaşanan, maalesef İdlib'de yaşanan olaydan dolayı, verdiğimiz şehitlerden dolayı, bu yayını Haftaya Bakış formatının dışında gerçekleştireceğiz. Konumuz tamamıyla İdlib meselesi olacak. Öncelikle İdlib'de verdiğimiz 33 şehidimizle ilgili onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul etsin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yavaş yavaş isimleri de belli olmaya başladı. Gerçekten yüreğimizi yakan, içimizi acıtan bir olay. Gerçekten kelimelerin tükendiği, artık ne söyleyeceğimizi bilemediğimiz bir noktadayız. Çok haince bir şekilde yapılan bir saldırı sonucu 33 tane canımızı, 33 tane askerimizi şehit verdik. 32 askerimiz ise yaralandı. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Hiç yoktan birazcık daha yüreğimize su serpen şey ise yaralılar arasında durumu ağır olan hiç kimsenin olmamasıydı. Bu açıklamalar yapıldı. Dün gece gerçekten Türkiye'nin neredeyse tamamı birçok kişi uyumadı. Sabaha kadar bekledik. Ee, sosyal medyada o zorluklar arasında internette yaşanan sıkıntıya rağmen sosyal medyada ya da televizyon kanallarında bir küçücük bilgi dahi bizim için çok önemliydi. Halk olarak, toplum olarak küçücük bilgi dahi bizim için büyük önem arz ediyordu ve onu bekledik. Onun e, açıkçası heyecanıyla, e, bir kötü haber gelmemesi istemiyle, duasıyla bütün geceyi geçirdik. Fakat maalesef 33 şehidimizin olduğu açıklama açıklamalar ardarda arda geldi ve Hatay valiliğinden yapılan son açıklamada 33 şehidimizin olduğu açıklandı. Gerçekten dediğim gibi Türkiye büyük bir yasta neler olacak, ne bitecek bunu herkes konuşuyor şu, şu sıralar. Rusya'nın desteğiyle cesaret bulan Esed güçleri İdlib'te bulunan Türk silahlı kuvvetlerine ait 65. Mekanize Tugayına ait olan birliğe saldırı düzenledi ve orada maalesef askerlerimiz şehit oldular. Bunu bir, bir kere daha bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından neler yaşandı? Türk Silahlı Kuvvetleri saldırının hemen ardından zaten bölgede, bölgeye ciddi bir sevkiyat yapılıyordu uzun süredir. Ee, orada bir sevkiyat gerçekleşiyordu zaten. Türk Silahlı Kuvvetleri de anında karşılık vermek için hızlı bir şekilde organize oldu ve karşılık verildi. Birkaç saat önce yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri birçok mevziyi vurdu. 200'den fazla Esed'e ait olan, rejim güçlerine ait olan mevzi vuruldu. Birçok mühimmat, tank e, ya da insansız hava aracı, helikopter etkisiz hale getirildi. Bunun yanında da 309 rakamı e, paylaşıldı. 309 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. E tabi açıklamalarla e, yola çıkmak durumundayız. Sosyal medyada ciddi anlamda farklı bilgiler paylaşılsa da o bilgilere e, buradan biz de çağrımızda bulunalım. O bilgilerden ziyade açıklamalarla yorumların yapılması, açıklamalara göre hareket edilmesi gerektiğini biz bir kez daha vurgulayalım buradan. E, açıklamalar zaten ardı ardına gelecektir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Genelkurmay Başkanlığı'ndan, yine aynı şekilde ilgili bakanlıklardan ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan da bu açıklamalar ardı ardına gelecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi de bununla ilgili zaten dün gece hızlı bir şekilde bir zirve oluşturuldu ve zirve gerçekleşti. Ve zirvenin hemen ardından yapılan açıklamaya göre hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve karşılık verilmesi kararı zaten alınmıştı. Bu da açıklanmıştı. Dediğimiz gibi açıklamalara göz gezdirmek gerekiyor. Onun dışında sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğine karşı gerçekten daha dikkatli olunması gerekiyor. Fakat açıklamaları da eğer aklımızda soru işareti bırakan açıklamalar varsa bunu da sormamız gerekiyor. O da ayrı bir parantez aslında. Bir diğer konu ise aslında bu saldırının hemen ardından Suriye konusu tekrardan birçok konu vardı dediğimiz gibi biz de hazırlığımızı yapmıştık ama sizlerle paylaşmayacağız. Birçok konu vardı Türkiye'nin gündeminde fakat birden bu 33 şehidin hemen ardından Suriye konusu ana gündem maddesi haline geldi ve şu sıralar Suriye konusu ciddi bir şekilde bütün medya kurumlarında, bütün medya organlarında tartışılıyor. Özellikle birçok soru işareti var. Bir savaş ihtimali olur mu, olmaz mı? Bir taraftan savaş çığırtkanlığı yapanlar var. Biz daha önce İdlib'le ilgili burada yapmış olduğumuz yorumlarda şu ifadeyi kullanmıştık. Yani ben benim kendi yorumum şu şekildeydi İdlib'de ne olursa olsun çatışmasızlık ortamı Türkiye'ye kazandıracaktır ya da yerel halka kazandıracaktır demiştik ve çatışmasızlık ortamının oluşması için Türkiye'nin ciddi bir gayret sarf ettiğini de biliyoruz yani mutabakatların yapılması için Soçi görüşmeleri yine, Astana görüşmeleri süreçleri Rusya ile olan ilişkiler esetle dolaylı yollardan oluşturulan ilişkiler bir şekilde Türkiye bunu bir şekilde yürütüyordu. Yine İran devredeydi. Fakat bu süreç aslında İdlib'e İdlib e doğru yapılan sevkiyatların hemen ardından ani bir şekilde yaşanan bu süreç bütün o mutabakat dediğimiz olayı dağıtacak şekildeydi. Biz şu yorumu da yapmıştık. Orada bulunan Askerlerimizin güvenliği ya da sınır güvenliğimiz için yapılması gereken ne varsa yapılmalı demiştik. Askeri operasyonlar da dahil bunun içerisinde. O açıdan Türkiye'nin karşılık hızlıca karşılık vermesi bir savaş senaryosu şeklinde değil. Aslında Türkiye'nin kendi güvenliğini, kendi askerinin, kendi halkının güvenliğini ne kadar önemsediğini gösteren bir adım, bir karşılık aslında. Fakat burada daha önemli olan birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki tavrı. Biliyorsunuz Türkiye son dönemlerde Suriye politikası üzerinden Rusya ile ciddi görüşmeler yapıyor demiştik. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile de yaşanan birçok kriz ve sıkıntı vardı. Amerika Birleşik Devletleri şu süreçte Türkiye'ye ne kadar destek verecek? Bunu göreceğiz önümüzdeki süreçlerde. Çünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerikalı mevkidaşı Hasperla bir görüşme gerçekleştirdi. Hemen bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve neler ortak olarak neler yapılabilir bunlar tartışıldı konuşuldu. Aynı şekilde NATO'nun nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. İşte bu en önemli konulardan bir tanesi de bu. Bildiğiniz üzere NATO 2002'de 2003'te Afganistan ve Irak işgalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği söz konusu tırnak içinde söylüyorum tabii bunu söz konusu olduğunda hemen harekete geçmiş ve işgale Afganistan ve Irak işgaline yardımcı olmuştu. Hatta işgalin bizatihi adaylarından bir tanesi olmuştu. Aktörlerinden bir tanesi olmuştu. Fakat Türkiye söz konusu olduğunda bu zamana kadar terör örgütlerine karşı net bir tavır ortaya koyamadı NATO. Burada da bir aslında bu saldırı aslında bir turnosol kağıdı görevi görecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını göreceğiz. NATO'nun tavrını göreceğiz. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin de tavrını göreceğiz. Türkiye'nin güvenliği konusunu, terörle mücadele konusunu ne kadar ciddiye aldıklarını, sınır güvenliği konusunu ne kadar ciddiye aldıklarını aslında bu süreçten sonra göreceğiz. Bir taraftan da Rusya ile ilişkiler nasıl olacak? Bu soru işareti bir şekilde kafalarda. Çünkü Rusya'nın haberi var mı ya da Rus güçleri mi bunu gerçekleştirdi yoksa Esada ait güçler mi bunu gerçekleştirdi? Bu bir soru işareti ve önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacak bir şekilde. Ve Rusya nasıl bir tepki verecek? Türkiye ile ilişkileri ne kadar etkilenecek? Rusya olaya ne kadar hakimdi? işin içerisinde ne kadar dahli vardı bunların bu soru işaretlerinin tamamının giderilmesi gerekiyor. Ondan sonra da Türkiye-Rusya ilişkileri yeniden masaya getirilecektir. O açıdan Türkiye'nin bu saldırının hemen ardından Orta Doğu'da ve Türkiye'nin Orta Doğu politikasında gerçekten bol krizli, bol tansiyonu yüksek bir süreç bizi bekliyor. Bunu açıkça buradan ifade edebiliriz. Aslında bunu öngörmek çok da zor değil. Neler olacak bunu göreceğiz. Bir taraftan da yine özellikle Türkiye bu saldırının hemen ardından bu sabahtan itibaren mültecilere Avrupa sınır kapılarını açtı. Ve şu an oraya doğru bir yığılma gerçekleşiyor. Edirne'deki sınır kapılarına, Ege'den açılan sınır kapılarına Yunanistan'a doğru o kapılara doğru mülteciler akın akın gidiyorlar. Canlı yayında bunu paylaşan birçok televizyon kanalı da var mülteciler aile aile, öbek öbek bir şekilde Avrupa'ya doğru hareket ediyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin de dediğimiz gibi aslında büyük bir problemdi. Mülteci sorunu ne olacak, ne bitecek, ne yaşanacak, Avrupa Birliği ve Türkiye bu konuda nasıl bir mutabakat sağlayacak? Gerçekten birçok soru işareti vardı ve bir çözümsüzlük ortamı oluştu. Artık adım atılamayacak bir çözümsüzlük ortamı oluşmuştu. Bundan dolayı da Türkiye böyle bir adım attı. Bu adım ne kadar hesaplanarak atıldı, ne hesaplanarak atıldı bilmiyorum şu an için. Fakat önümüzdeki günlerde yapılan açıklamalar, özellikle Cumhurbaşkanı'ndan beklenen açıklamalar ya da ilgili bakanlıklardan ya da ilgili kurumlardan, yetkililerden gelecek olan açıklamalarla birlikte bu sürecinde nasıl planlandı ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını da hep birlikte göreceğiz. E, fakat ortada bir realite var. Bu realite Türkiye, Orta Doğu'da Rusya ile birlikte Esad yapılan görüşmeler üzerinden e, yürütmüş olduğu o süreçten şu an için çıkmış durumda. Bu saldırıyla beraber ve Türkiye İdlib'de sahada daha etkin olacaktır. Masada da daha etkin ol olacaktır önümüzdeki süreçte ama sahada daha etkin olacaktır. Çünkü 33 şehidimiz var. E, bu 33 şehidin bir şekilde toplumsal anlamda da insanlarda ciddi bir e, tepkiye neden oldu. E, Suriye, Esad'a karşı ve Rusya'ya karşı bir tepkiye neden oldu. Bu açıdan Türkiye siyasi olarak Orta Doğu'da daha etkin askeri müdahaleler yapacaktır. Bunu göreceğiz. Bu bir realite. İkinci realite ise Türkiye mültecilere sınırı açmasıyla birlikte Avrupa'da ciddi bir mülteci sorunu, ciddi bir mülteci dosyası Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosunun ve Avrupa'daki birçok ülkenin kendi parlamentolarının önüne gelecek. O dosyalar bir şekilde tartışılacak, konuşulacak. Yani dış siyaset anlamında Türkiye'yi çok hareketli günler bekliyor. Bunu buradan ifade edelim. Ee, onun dışında iç siyaset açısından bunun nasıl bir etkisi olacak? Çünkü e, 33 şeydimizin hemen ardından e, işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamalar hemen ardından. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti gibi partilerden gelen açıklamalarla birlikte aslında çok genel bir, aslında milli bir yaz olduğunu ve acı yaşadığımızı açıkça söyleyebiliriz. Fakat bunlar ilk açıklamalar. Bu konu ne kadar siyasi malzeme haline getirilecek? Birileri bunu siyasi malzeme haline getirecek mi? Bunu da göreceğiz. Aslında bunu... E, hiçbir şekilde temenni etmiyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını hiçbir şekilde tasvip de etmiyoruz eğer yaşanırsa. Buna çok dikkat edilmeli. İç siyaset malzemesi yapılmamalı. Birilerinin siyasi olarak başkalarından hıncını çıkarmak için bir malzeme haline getirilmemeli. Çünkü bu e, toplum olarak Türkiye'nin hep birlikte e, sahip çıkması gereken bir dava, yaşaması gereken bir acı ve yaz. Bunu, bu acıyı hep birlikte yaşayacağız. O askerlerin evlerine düşen o ateş, o ateşin düştüğü evler hiçbir şekilde siyasi ayrım, etnik ayrım ya da başka bir ayrım gözetmeden o ateşler düştü ve düşmeye de devam ediyor maalesef. Fakat biz bunu bir siyasi malzeme haline getirirsek bizim kendi parametrelerimizden bizim kendi milli duruşumuzdan, sapmamız anlamına gelecektir. Hangi parti olursa olsun, hangi etnik siyaset olursa olsun bu açıdan siyasi malzeme haline getirilmemesini buradan temenni ediyoruz. Medyada çok büyük görev düşüyor. Medya mensupları, gazeteler, televizyonlar, internetteki özellikle etkin işler yapan sosyal medya kullanıcıları, aynı zamanda youtuber'lar bildiğiniz gibi bizim konseptimiz var demiştik. O konsept üzerinden ee, haftanın kazananı, kaybedeni vesaire ilan ettiğimiz insanlar, o insanların tamamına iş düşüyor, hiçbir görüş ayırt etmeden bu meseleyi iç kavga, siyaset e, malzemesi haline getirmeden milli bir şuur çerçevesinde hareket etmek gerekiyor diyelim ve yayınımızı noktalayalım. Tekrardan ifade etmek istiyorum. 33 şehidimiz var, acımız çok yeni, çok taze. Ve bu acıyı, bu yası bütün ülke olarak, bütün toplum olarak yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul etsin. Şehitlerimizin ailelerine, annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına baş sağlığı diliyorum. Gerçekten büyük bir acı. İnşallah böyle bir olayı bir daha yaşamayız. İnşallah şehitlerimiz olmaz ve Suriye meselesinde, hiç şehit vermeden mümkünse bir şekilde Suriye meselesi çözüme kavuşur diye ümit ediyorum. Mülteciler meselesini de aynı şekilde büyük dramlar ortaya çıkabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü botlara binip kaçmak isteyen, çoluk çocuğuyla kaçmak isteyen birçok insan var. Avrupa'ya gitmek isteyen insanlar, insanlar var. Bunlar denetimsiz bir şekilde olursa maalesef o sularda büyük dramlar yaşanabilir. Bu konuya da dikkat edilmeli o açıdan onla, bu çağrıyı da yenilemiş olalım. Mülteciler açısından da son derece dikkatli olunmalı diyelim ve yayınımızı noktalayalım. Önümüzdeki haftaya bakış videosunda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.